Merhaba arkadaşlar. Yine bir başka dersimizle beraberiz. Geçen dersimizde Adobe DC ile veri tabanı işlemlerini görmüştük. Bu dersimizde de veri tabanında kayıtlarımızı Excel'e aktarmayı görelim. İlk olarak proje referanslar kısmından Microsoft Excel Object Library'i aktif hale getiriyorum. Evet. Evet, kütüphanemi seçtim. Okey diyorum. Bir buton ekleyeyim. Verileri aktar diyelim. Ve kodlarımıza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk olarak veri tabanımızda kayıt var mı yok mu bunu kontrol edelim. Eğer kayıt yoksa aktarma işlemi yapmasın. Onun için bir döngü açıyorum. Adobe DC diyorum. Bir nokta. Record set nokta. End of files. Yani kayıt yoksa mesajda bizi uyarsın. Kayıt yok diyelim. Evet. Subroutine'i kapatalım. Ve döngümüzü kapatalım. Eğer kayıt varsa aktarım işlem için bir obje gerekiyor bize. Obje tanımlayalım. Kim diyelim. Nesne diye bir objemiz olsun. Ve objemizi açalım. Set diyorum. Nesne eşittir. Evet, obje yarat. Ve kütüphanemizi çağırıyoruz. Excel sheet diyorum. Ve nesnemizin görünürlüğünü aktif yapıyoruz. Çünkü neden? Veri aktarım işlemi olduğu zaman verilerimiz aktarılır. Fakat Microsoft Excel, ya biz göremeyiz bunu aktif yapmazsak. Excel açılmaz. Biz göremeyiz. Bunu, yani verilerimizi Microsoft Excel'de görmek için bunun görünürlüğünü, nesnemizin görünürlüğünü aktif yapıyoruz. Onun için nesne nokta diyorum. Application nokta diyorum. Visible eşittir. True diyorum. Evet, nesnelerimizi tanımladık. Diğerlerimizi şimdi aktarım işlemine geçelim. Şöyle yapalım. İlk önce aktarım işlemi yapmadan önce biliyorsunuz veri tabanımızda adı, soyadı ve telefon numarası diye 3 tane alanımız vardı. Önce buraya başlık yazdıralım. Buraya adı, soyadı, telefon numarası diye ve şu kısma da verilerimizi aktaralım. Evet. Nesne diyorum. Nokta. Application nokta diyorum. Cells diyorum. Yani hücre. Parantez açıyorum. Bakın. Ben nereye? Birinci satır, birinci sütunuma adı diye yazdıracağım. Onun için bu parantez içine 1,1 diyorum. Nokta diyorum. Value eşittir. Adı yaz. Nesne nokta diyorum. Application nokta. Hücre genişliğini ayarlayayım. Cells diyorum. Gene hangi hücremin birinci satır, birinci sütunumun nokta diyorum. Kolum bit diyorum. Eşittir. 15 yapalım bunu da. İsterseniz şunu kopyalayayım ben. Şöyle yapıştırayım. Bunun rengini de kırmızı yapalım. Çünkü buraya verilerimiz aktarıldığında otomatik olarak zaten siyah renk geliyor. Burada verilerimiz siyah yazacak. Başlıklarımız ayrılsın. Kırmızı renk yapalım. 1,1 diyorum. Nokta diyeyim. Font nokta color. Color. VB red diyorum. Evet, ismimizi yazdırdık. Şunu alalım. Aynı şekilde gene soyadını yazdıralım. Ama bu kez nereye? Birinci satır, ikinci sütunumuza. Onun için ne yapıyorum? 1,2 yapıyorum buraya. 1,2 ve 1,2 yaptım. Ve birinci satır, üçüncü sütunumuza da telefon numarası diye yazdıralım. Şuraya Terno yazalım. Ve şunları da 1,3 yapıyorum. Evet, şimdi başlıklarımızı yazdırdık.
Veri aktarım işlemine geçelim. Önce i diye bir sayısal değişken tanımlayalım. Dim is integer diyorum. Şöyle yapayım. I değerimi 1 vereyim. Neden 1 verdim? I değerimi. Bakın burada satırımı 1 almıştım. Yani birinci satırıma verilerim de ikinci satırımdan itibaren aktarılmaya başlayacak. Onun için döngüye sokup bu i değerini her verim aktarılığında 1 arttıralım. 1 arttırıp yani i burada 1 veriyorum. Döngüye girdiği zaman i ilk olarak ilk değeri 2 alacak. Ondan sonra 3, 4 artık son kaydım ekleninceye kadar kaç tane verim varsa. Onun için evet ado dc 1 nokta. Ne yapalım? Önce ilk kaydımıza gidelim. Record set nokta. Move next diyorum. Pardon. Move first diyorum. İlk kaydıma git. Ve döngümüzü açalım. Do I not? Of. Yani ne diyorum? Eğer son kaydıma gelmemişsem döngüm çalışsın. Yani son kaydıma gelinceye kadar döngüm çalışacak. Ve i değerim işte burada. I artı 1. 1 arttırıyorum. Yani ilk kaydım i değerim burada 1. Döngüye girdi. I değerim bakın 2 oldu. Şimdi biz aktarımı yazarken daha net belli olacak onlar. Şöyle yapalım. Şunu alayım ben. Ctrl C. Bakın arkadaşlar burada ikinci satırımın diyorum birinci sütununa ne yazdıralım? Record set pardon ikinci satırımın birinci sütuna diyorum adı DC 1 nokta record set nokta fields birinci alanındaki veriyi yaz diyorum. Yani ikinci satırımın iyi burada iki değer gelmişti. İkinci değerimin üçüncü birinci satırına ve aynı şekilde gene kontrol ve ikinci satırımın ikinci sütununa veri tabandaki ikinci alanındaki değeri yaz. Ve ikinci satırımın üçüncü sütununa da veri tabandaki değerimin veri tabanlık üçüncü alanındaki veriyi yaz diyorum. Ve bir sonraki kaydı geçmesi için ado dc 1 nokta 1 nokta diyorum. Record set nokta move next diyorum. Yani ilk alanımdaki ilk veriyi aktardı ve sonra kayda geçiyor. Ne zamana kadar? Son kayda gelinceye kadar. Ve loop deyip döngüyü tamamlıyorum. Şöyle yapalım. Bir mesaj kutusu yazalım buraya. Çünkü bunu yazmazsak programa tıklayın. Bunu yazmadığımız zaman Excel hemen verilerimizi aktarılır ve Microsoft Excel hemen kapanır. Kapanmasın. Yani biz orada verilerimizi görmek için bunu yazalım ve program beklesin. Evet kodlarımızı tamamladık. Şimdi bir programımızı çalıştıralım, deneyelim. Evet kayıtlarımız burada. Aktar diyorum. Bakın verilerimizin hepsi aktarıldı. Yazdırdığımız başlıklar. Bakın ikinci satırından itibaren aktarmaya başladı burada. Nereye kadar? Son kaydıma gelinceye kadar. İyi değerim yani burada 2 diye başladı. Bunu aktardı. 3 oldu. Aktardı 4 oldu. Öyle diye devam etti. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum burada. Bakın tamam dedim. Excel kapandı. Tekrar veriler aktar dediğim zaman kayıt yok dedi bize. Bunun için de ne yapıyoruz? Mesajdan sonra ado dc 1 nokta diyorum. Yenile ado dc 1 nokta refresh diyorum. Ve form 1 nokta show diyeyim. Evet. Çalıştırıyorum tekrar. Verilerimi aktarıyorum. Evet, verilerim aktarıldı. Tamam dedim. Excel kapandı.
Bakın bu kez hata gelmedi. Tamam dedim. Ve programı kapattım. Evet arkadaşlar. Bu programda bu kodlarımızda bu şekilde. Umarım biraz faydası dokunmuştur. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.